Setup oluşturuyoruz. Setup projesinin içerisinde MS SQL kurduruyoruz. MS SQL Server Express dosyasını, kurulum dosyasını indirdik sevgili arkadaşlar. Ve bir tane class kütüphanesi olarak sınıf oluşturduk. İçerisine installer class ekledik. Installer bir class ekledik. Bunların özelliği, installerların özelliği içerisinde kurulum anında bir setup dosyasına, setup projesine iliştirdiğinizde kurulum anında belli başlı işlemleri yaptırabilmenizdir. Bu setup projesi içerisinde solution'a projenin içerisinde arkadaşlar şimdi gidip existing item, var olan bir eleman ekle deyip bizim SQL kurulum exe dosyamızı iliştireceğim. Şuraya SQL XPR exe dosyasını ekle diyeceğim. Şöyle ekledim. Şimdi bu SQL Express dosyası arkadaşlar proje içerisinde var. Ancak derleme içerisinde de bulunması lazım. Derlemeye dahil etmenin birden fazla yolu var. Bakın bu yıl olayında ne olacak diye burada soruyor. Normal bir içeriktir olarak seçili. Bunu da derle. İşte bunu resource'a göm. Uygulama tanımına göm. Resource, bu bir resource'tur. Direkt kendisi kaynaktır gibi bazı ayarlar var. Biz burada embed resource'u seçersek arkadaşlar bu projenin diğer eline setup'ı da gömer. Bakın şöyle bir sonuç elde ederiz. Bunu derleyeyim, build diyeyim. Şu an gömüyor bakın. Aşağıda çıktı proses. Open folder, folder diyeyim, açayım. DLL. DLL'i görüyor musunuz? SQL Setup'ur DLL 136 MB oldu. İçerisine setup'ı da dahil etti. Tek bir DLL içerisinde kurucu, SQL kurucusu da var yine DLL olarak. Şimdi burada install anında, kurulum sırasında istiyorum ki ben bunu sonradan bulabileceğim bir yere kopyalayayım. Oradan kurdurayım. Oradaki alandan kurdurayım. Dosyayı resource içerisinden çıkarmam lazım. DLL'in içerisinde sonuç olarak bu. Dosyanın kopyalanması lazım. SMB'den burada ayrıştırmak lazım. Constructor anında stream dediğimiz elemanlar var arkadaşlar. Streamler. Stream dediğimiz mesele nedir? Akım halinde dosya sistemine, network'e yani A veya memory, RAM'e, RAM'in içerisinde belli bir binary bütününü kaydetme işlemini yaptığımız elemanlardır streamler. Şimdi stream'i daha sonra daha detaylı anlatacağım. Burada biz file stream'i kullanacağız. Dosya sistemine bir yazma işlemi yapacağımız için. Bir tane file stream tanımlıyorum. System.io file stream. Yine system input output içerisine dahil olan bir eleman. File stream deyip buna fs deyip new file stream. Bu bana der ki bir tane dosya yolu ver. Nereye kaydedeceğim? Dosya yolunu şuradan belirleyeyim. Nereye kaydettirelim? String yol eşittir. Belgelerime kaydedelim. Tamam. Burada belgelerimi tespit ettirmemiz lazım. Adamın kullanıcısının adı ne? Belgelerimin yolu ne? Biz ezbere bilemeyeceğimiz için bu tür durumlar yani bilgisayarın indirilenler klasörü neresidir? Bilgisayarın belgelerin klasörü neresidir gibi soruların cevabı verecek bir sınıf var. Environment sınıfı. Environment. Environment. Burada siz get folder path diyebilirsiniz. Dosya yolunu getir. Anlamı. Bu diyor ki bana special folder türünde bir eleman var. Eleman ver. Environment.special folder diyorum. Özel klasörlerden. Kim mesela? Bakın. Burada da bütün özel klasörler tanımlıdır. Mesela ben buradan my documents dersem belgelerimi kastetmiş oluyorum. Kişi için tanımlı olan belgelerim klasörü nereyse bana onun yolunu ver diyorum. My documents. Artı diyelim ki buna dosyanın da adını ekletelim. mssql.exe diyelim. XPR olsun da .exe. Dosyamızın adı da bu. MSI miydi ya yoksa bu? Exe'ydi değil mi? Exe'ydi.
Geliyorum buna, yol diyorum, yola yaz. File mod ister. Yani ne için ulaşacaksın? File modlarda bakın, eklemek için, oluşturmak için, yeni bir şey olur, yeni bir doküman oluşturmak için, açmak için, açmak veya okumak için, sıfırlamak için diye seçenekler var. Biz open or create diyelim. Açmak veya oluşturmak için diyoruz. Çok yaşadım. Yoldaki dosyayı açmak veya oluşturmak için gidiyorum diyorum. Stream'i oluşturdum. Şimdi file stream'in içerisine assembly'den okuyup okuyup yazmam gerekiyor. File stream'in içerisine. Burada gelirim. Assembly'nin içerisindeki dosyayı elde etmem lazım. Assembly'nin içerisindeki dosyayı. Bunu da bir direct stream olarak elde edeyim. Stream. Memory stream de olabilir aslında. Stream sr olsun bunun adı. Eşittir. DLL içerisine gömülü dosyayı, işte burası assembly nokta diyelim. Yanlış mı yazdım? Assembly. Evet doğru. System.reflection'dan assembly.get execution assembly diyorsunuz. Çalıştırma assembly'sini getir. Nokta. İçerisinden get manifest resource manifest resources resources resource stream şu. İçerisindeki dosya manifest resource stream'i getir. Neyi getireceğim diyor. Diyorum ki abicim sen bana SQL expr nokta exe resource'unu getir. SQL expr nokta exe kaynağını getir diyorum. Yalnız assembly'yi tanımlarken uzunca yol tarifi gerektirmiş. Bizim için de SQL Setupper, şu an namespace'indeyiz. SQL Setupper içerisinde direkt olarak şu diyerekten vermemiz gerekiyor. SQL Setupper nokta ile ayırıyorum. Doğru mu yazdık yanlış? Şunu kopyalayayım. Dosya da aynı namespace'de bulunduğu için direkt dosyanın adını namespace'i verebilirim. Gitti bunu bana stream olarak getirdi. Yapmamız gereken şimdi bir kap var. Stream'i bir sıvı kabı olarak düşünebilirsiniz. Bu şey gibi düşünebilirsiniz stream'leri. Akım zaten demektir. Bunun içerisinde belli bir miktar byte veri var. File stream de burada boş dosyayı temsil ediyor. O da yine akımdır. Bunun içerisinden belli bir byte'ı alıp oraya aktaracaksın. Alıp aktaracaksın. Alıp aktaracaksın. Parça parça transfer edeceksin. İşte bu işleme stream akım oluşturma, akımla elemanı kopyalama diyoruz arkadaşlar. Buradaki stream'den oku diğerine yaz, oku yaz, oku yaz diyerekten elemanı alabiliyoruz. Burada bizim için okuma metodu var bir tane. sr.read. Read komutu bir buffer ister, dizi. Nereye okuyacağım? Ve nereden başlayıp kaç tane okuyacağım diye sorar. Nereden başlayıp kaç tane okuyacağım der. Sıfırdan mı alıyor? Byte buffer şey değil mi? Okuduğu kısmı o byte'a atıyor. Evet. Kap işte. Maşrafa. Bir kovadan alıp diğer kovaya koyacak olan eleman. Her seferinde bir tas al at. Al at diyoruz. Öyle bir. Her seferinde bütün kovayı da dökebilirsin. Daha ağır bir işlem olur. Parçalara bölüp parça parça da taşıyabilirsin. Bilgisayar için daha kolay olur. Biz diyelim ki bir tane byte dizisi oluşturalım. Buffer, maşrafa diyeyim hatta. Maşrafa. Taşıyıcı eleman. Kaç byte taşısın tek seferde? 1 megabayt olsun mu? 1024. Her seferinde parça parça mı alacağım? Parça parça almayı göstereyim. 1024 olsun. Read ediyorum ki git masrafa içerisine doldur. Virgül. Nereden? Sıfırdan itibaren 1024 byte oku diyorum. 1024 byte. Read okudum veya okuyamadım diye bana uyarı verir. Okudum, okumadım, okuyabildim diye böyle uyarı verir. Daha doğrusu geriye bool döndürür, integer döndürür. Hocam, garip olmayacak mı? Mesela son 1024 kalmadı, 512 byte kaldı.
Ama 1024 okumaya çalışınca okuyamayacak. Bu sefer false döndürecek. Son 512 boşa gidecek. Dosya bulunur. Onun için şu vardır. Int kalan diyeyim. Kalan eşittir. Okuduktan sonra kalanı verir. Sıfır verir mi? Hı hı. Evet. Okuduktan sonra kalanı verir. Hocam o zaman while içerisine sokacağız. 1024'ten küçükse full çalış diyeceğiz. En sonunda sıfırdan büyük ama 1024'ten küçükse sonucuyu da kalan olarak al. Kalan büyükse sıfırdan. Buffer doludur. Vardır. Anlamına gelir. Ama o zaman kalanı... Sıkıntı yok. Kalan, şey kalan 5 ise 5 byte'ın okur. Geriye kalanlar 0.0.0 diyor. Bu problem çıkmıyor. Kalan alacak. Bunu ne yapacağım? Bu sefer file stream'e fs'e yaz diyeceğim. Yine benden bir buffer istiyor. Masrafayı buraya veririm. Kaç okuyacağım diyor. Sıfırdan başla. 1024 yaz buna diyorum. Yaz. Write metodu. Void. Ondan sonra yine şu kalana, kalan eşittir. Kalan eşittir diyorum. Tekrar şu yukarıdaki okuma eylemini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Orada şöyle bir kontrol ekleyeceğim. 24 direkt oraya atarsanız az önce dediğim dolayı niye aynısı olacak? Oradaki 1024 kısmına bir kontrol eklemeniz lazım. Hani içerisi yok, direkt taşır. Hocam dediğim olay oluyor işte. Hani sonunda 5 sonraki kalırsa bir normal olabilir mi ya? Aynı olan şimdi şu an olacak zaten dediğimi yap. Bakalım olursa o zaman şey yaparız, müdahale ederiz. Efes'i kapatıyorum. Burada file streamlerle, streamlerin tamamında kapatma işlemi önemli. Siz kovaya dolduruyorsunuz, dolduruyorsunuz ama işlemi bitirmeden önce dosyayla bağlantıyı kesmediğiniz için, özellikle file stream üzerinden anlatayım. Şu dosyanın bunun içerisinde ben dolduruyorum diyorsunuz. Bunu makineye bağladığınızı düşünün. Masrafa masrafa dolduruyorsunuz. Bağlantıyı kesmezseniz bu makinede takılı kalır. Başka birisi bunun içerisinde bir şey eklemeye çalıştığı zaman bu benim makinemde takılı olduğu için gelip buna erişemeyecektir. Müsaade etmeyecek. Bağlantıyı koparıp bunu buraya koymak gerekiyor dosyayı. Ben bir dosyaya bağlantıyı açık bırakırsam kimse o dosyaya erişemez arkadaşlar. O yüzden kapatmam gerekiyor. SR de bir stream'dir. Yine onu da close demem. Buna ya flash yapacaksınız. Sen de ekleyebilirsin. Açık ama kapağı açık bir şekilde koyabilirsiniz. Veya close kapağını kapatır koyarsınız. Yeniden ekleme yapacak adam gelir bunun kapağını açar, ondan sonra doldurmaya başlar. İki seçeneğimiz var. Close kapağını kapatarak koymaktır. Flash kapağını açık bir şekilde koymaktır. Tekrar kapağını açmakla zahmet geçmesin diye. sr.close. Okuyucu gelecek parça parça. Kalan sıfırdan büyük olduğu sürece okuyacak. Eğer 1024'ten küçük denk gelirse o boyutta okur, atar. Bir saniye. SR read'e sıfırdan 1024 okuyup dedikten sonra buradaki kalan dediğim şey aslında buffer'da kalan değil, okuduğu miktar. Şuraya kalan yazarsam 100 okursa, 100 yazar sıkıntı yok. Yok, demek istediğim o değil hocam. Altındaki read çekmez ya. SR.read masrafa 0.24 demiş. Şimdi okudu en sonunda 512 byte. 512 okur. 512'sini okur. O zaman yok. Sorun yok işte. Çok yani direndin ama hala sorun yok. Hala sorun yok. Şimdi okudu yazdı. Dosyayı bir yere kopyaladım. Nereye? Belgelerime MSSQL EXPR EXE diye kopyalayacak bir tane program yazdı. Bunu setup anında çalıştırmamız gerekiyor. Setup'ın içerisine giderim. Bakın setup'ı seçtim. Custom Actions dediğimiz bir alan var demiştik değil mi? Custom Actions. Custom Actions'a gideriz arkadaşlar. Belli bir alanda mesela kurulum anında, install anında istiyorum ki gidip o installer class'ı çalıştırsın. Bunun için öncelikle file system'a, şunların hepsini kapatayım mı? Biliyorsunuz projeyi seçince file system menüsü var. Buraya gelirim. Application folder'a ekle derim proje çıktısını, hangi projenin çıktısını? Setup projesinin çıktısının primary output'unu koy buraya.
Bakın, Setupper'ın da DLL'ini koydu. O DLL'nin içerisinde MS SQL var. Ama geliyorum. Geliyorum. Burada custom actions'a geliyorum. Diyorum ki install anında add custom action application folder'da bulunan setupper DLL'ini çalıştır. Eğer bunun içerisinde bir installer class varsa gider o installer'ı çalıştırır. Bakın. Önemli olan nokta bu. Installer varsa onu çalıştırıyor. Tamam. Installer da var. O yüzden var olan installer çalışacaktır. F5 diyeyim. F6 diyeyim derlesin. Oo. 136 MB'lık bir şey olduğu için içerisinde birazcık derleme uzun sürdü. Şu uzantılarla ilgili genelde sıkıntı çıkıyor. Peki bok uzantısı yok ki falan böyle bir saçmalık siliyorum. Şimdi burada kur dedik. Setup çalıştığı anda belgelerime benim verdiğim dosyayı atacak. Deneme yapmak istiyorum. Projeyi derleyin arkadaşlar. Setup'ı derleyin. Setup projesini derleniyor. İyi. Değerlendi. Hala değerliyor. Değerli. Gidip setup dosyasını alıyorum. Bakın. Projenin bulunduğu yeri aç dedim. Debug dosyasında burada setup exe ve msi dosyası. Exe çalıştırıcı, msi de içerisine esas dosyaları, kurulum elemanlarını bulunduran şey. Aç diyorum. Normal açayım mesela. Geldi. Verdiğimiz ayarlar geldi bakın. Kurmayan namerttir dedim. Uygulaması bildir. Dalin yazmış. Dalin mi yazmışım? Dalin yazmışım. İleri diyorum. Bizim şeyi getirememiş. Teksti. Agree diyorum. Olmayan bir lisans sözleşmesini kabul ediyorum. Boşunca. Boşunca. İleri. Nereye kuracak? C'nin altına diyor. Ben bunu D yapayım. C'de yeterince yer yok. D diyeyim. D'nin altına program. SA Corp. Bakın SA Corp içerisine B100 setup projesi. Setup projesinin adı neyse uygulamayı o zannediyor. Önemli. İleri diyorum. Kurayım mı? Kur diyorum. Şimdi kurulum anında benim setup'ın içerisindeki installer var ya, installer'ı çalıştıracak. Installer ne yapacak? DLL'de gömülü olan SQL Express'i çıkaracak, belgelerime kopyalayacak. Kurulum tamamlandı. Close dedim. Bakalım belgelerime kopyalayabilmiş mi dosyayı? Belgelere gidiyorum. Yalnız bu belgeleri mi seçti acaba? O da önemli. SQL Express. Şöyle full'ü var burada. Buraya atmamış. Bildiğim kadarıyla. Muhtemelen şu C'deki kullanıcılar kullanıcılar Ahmet Yasin içindeki belgeleri atmıştı. Benim o belgelerim başka yerde olduğu için burada da yok. Nereye kopyaladı acaba? Y'ye kurduğunuz için bilen de fark etmez. SQL expr.exe dedik değil mi? SQL expr.exe. İşin kötüsü ne biliyor musun? Debug yapamıyorum. Yani şu aşamada problem mi oldu diyebileceğim bir debug olayı yok. Projeleri yapıp evde kendimi kapatmış. MS SQL'miş ya. MS SQL EXPR'ymiş. Mm-hmm.
Yok. Kopyalayamamış. Koda bakalım. SQL XPR exe'yi çıkaramamış olabilir. Bir ihtimal. SR nokta SR eşit nullsa SR nokta length eşit sıfırsa inbox göndersem zorla bulunamadı. Acaba sıkıntı çıkarır mı? İki tane nokta olacak. Nerede? Şu mu? Otomatik geliyor. Burada ekli olmadığı için bilmiyoruz bu olmuş. İki noktanın bir adamı var mıydı bu işaret? Global'e çıkınca oradan itibaren başlattığında Big Global'de kullanılıyor. Onun dışında bir anlam bir yerde görmedim. Fark yapınca arıza çıkar mı? Ve bakayım kopyaladığı SR My Documents. My Documents yerine nokta diyeyim. Ben Canon Documents, My Documents. Downloads var mı? Yok. History, favoriler. Hocam oraya direkt J'nin program files'a koydurayım. Stem Startup, Send to, Resend. Direkt C'ye yazalım olmasa da bilmiyorum. C nokta çifter slash msql.exe. Bir de bu haliyle tekrar derleyelim. Derlemesi de uzun sürüyor. Şimdi kurulum bir kere tamamlandığı için şunun özelliklerine gidip properties'den sürümünü arttırmamız lazım. Bir kere kurduğumuz için İkinciyi kurdurmayacaktır. Bu haliyle derlememiz lazım. Evet. Bu yıl diyorum tekrar. Evet. Gidelim. Debug'dan çalıştıralım tekrar. Bunu da yönetici olarak çalıştıralım bu sefer. Çalıştır dedim. Agree, ileri. Yine D'ye. Herkes için. İleri diyorum. İleri. Çok hızlı tamamlanıyor ya. Şeye olamayacak kadar hızlı tamamlanıyor. Arada bir şey olmayacak kadar. Orada çünkü bayağı sürüyor yani. En azından bir iki dakika, üç dakika. Demek ki bunu şey yapmışsak da ne de bakacağız. Yok canım, olur mu öyle şey? Ben boyarım hocam bana. Projelerim satılık değildir. Neden? Çünkü kurulum dosyası yapamıyoruz sizler. Kurulum dosyası var da MS SQL'i ayarlatamam. Kopyalatamadık yani. Bir anormallik var, bir şekilde çalışmıyor. Kopyalamayı yapmadık.
Kopyalama yapmış gibi devam edelim. Bir de şöyle yapalım ya da oradaki bilgisayarlardan birinde bu setup'ı çalıştırmayı deneyelim. Bir de orada kopyalayacak mı onu deneyelim. Windows 7 başka bir bilgisayarda setup'ı çalıştırdık. Normal çalıştı. Benim bilgisayarda bir dandik oluyor nedense. Aslında şuraya da kopyalamış işin enteresan tarafı az önce. Bir anormal durum söz konusu. Bak nereydi ya bunları? Ha buraya kopyalamış mesela. Şimdi. Document'ı yanlış yazdığımızdan dolayı. Buraya da kopyalaması lazım. Buradaki gelmedi. Böyle bir anormal durum söz konusu. Neyse. Şimdi bu kurulum anında MS SQL Express dosyasını atacaktır. Bizim esas çalışacak olan form 1'imiz arkadaşlar. İlk açılacağı zaman şu kontrolü yapması lazım. Form 1 load anında. Formun load anında. MS SQL control diye bir tane metot oluşturalım. Control nokta. MS SQL control. Gidip öncelikle bilgisayarda MS SQL Server kurulumu diye bakacak. Şimdi SQL'in kontrolü arkadaşlar registry'de SQL düğümü içerisinde eğer kayıtlıysa işte kayıtlı olan instance'lar şu instance'lar kuruludur. Instance'ların isimleri diye böyle bize listelenir. Eğer bakacağız kurulu olan bir instance var mı bizim için? Bunun için arkadaşlar yüklü bir string dizisi alıyorum. String dizisi. Yüklü SQL'ler diyeyim. Eşittir. Şimdi registry sınıfı diye bir sınıfımız var. Esas olarak anlatmak istediğim sınıf bu. Win 32'nin içerisinde kayıt defterine, kütük içerisine erişip yazma veya okuma yapmaya yarar. Registry. Registry'ye diyeceğiz ki git. Bakın registry içerisinde noktaya basınca burada değişken olarak local machine, current user, current config gibi bazı değerler var. Regedit'i açtığımızda da bu değerler vardı. Classes root, current user, local machine, users gibi değerler. Burada da aynı şekilde registry'ye nokta koyduğumuzda geliyor. Biz diyeceğiz ki local machine içerisinden herhangi bir düğüme gitmek istiyorsanız biz nereye gitmemiz gerekiyor bizim? Software içerisinde, local machine'de, şuradan göstereyim. Local machine içerisinde, software içerisinde, Microsoft içerisinde, Microsoft SQL Server dediğim zaman, bakın installed instance var, görüyor musunuz? Yüklü instance'lar. Yüklü olan instance'lar. Bu düğüme ulaşıp, şunu çekmem lazım bu değeri. Bunun içerisinde, aralarına boşluk koyarak SQL Express kurulu, MS SQL Server kurulu falan şu kurulu, bu kurulu, MS SQL 2 kurulu, 5 kurulu. Kurulu olan bütün SQL Server'ların listesini bana döndürüyor. Şu düğme nasıl ulaşırım? Bunlara alt anahtar denir. Oradaki her bir Microsoft software'e tıkladım, o bir anahtardır aslında. Onun altında MS Microsoft'a tıkladım, o bir anahtardır. Open dersiniz, subkey, alt elemanı aç. Buraya open diye alt alta da gidebilirsiniz veya direkt software slash Microsoft Microsoft ha? Evet. Neydi? SQL Server mi? Microsoft SQL Server. Bunun adını kopyalayalım. Anahtar adını kopyala. Biraz adamlar onu düşünmüşler. Yapıştırdım. Oo. Vav wow, her şey aldım. İyi. Şöyle alalım. Bu. Software, Microsoft SQL Server. SQL Server. Altındaki. Bunu aç diyorum. Şimdi bunu açacak ama içerisinden bunun altından o installed instance'ı almamız lazım. Nokta get value derim. Get value. Ne gelecek arkadaşlar? Derim ki get value'da installed nasıl yazılıyordu? Tamam.
Instance. Tamam. Toparlayalım. Şu düğüme bak derim. Bu düğümü al. Diyorum ki buna, gelen şey bir string dizisidir. Tamam, kes bacak. Cast ettim string dizisine. Slash'lar düz slash olmalı. O yüzden şu slash'ları düz yapıyoruz. Ters değil. Tamam. Orada tanımlarken bilgisayar yolu gibi tanımladığı için. O şekilde göster. Bu da bu yönde değil. Hatırlıyorum. Dizi olarak getirdim. Yüklü SQL'ler. Şimdi derim ki eğer yüklü SQL'ler nokta içeriyorsa kimi SQ neydi oradaki adı tam olarak? SQL Express. Okay. SQL Express. Evet, böyle. İçeriyorsa bir şey yok. İçermiyorsa, yani ünlem durumuysa, demek ki SQL Express kurulu değil. Şimdi işte kurdurma aşamasına geldik. Şimdi kurulumu başlatacağız. Kurulum için uyarı mı verdirtelim, direkt yardıralım mı kurmaya? Kurulum başlıyor desin mi? Kurulum başlıyor diye uyarı yaş yardım. Hı? Sorsun bana. Kuru, SQL kurulmalıdır. Kurayım mı? Ya ilk daha okula yazdım. Ben var zaten. Look content. Ama ne gerek, ne gerek var ya? Aman. Yeşil yok. Yeşil yok. String yok. Gidip tekrar environment get folder path environment special folderlardan my documents artı // neydi? MS SQL XPR mi? .exe dosyası. Şimdi bu yoldaki elemanı çalıştıracağım. Bakın, bilgisayardaki herhangi bir programı, uygulamayı, exe'yi çalıştırmak için process sınıfı kullanılır. Introduction ödevlerinizde de yine zaten bilgisayar kapatıcıda process'i kullanmıştınız. Process. Process. Sistem diagnostikten ekledim. Process. Kurulum. Eşittir. Eşittir diyorum. New process. Kurulum için start info verilir. Başlangıç bilgisi. Kurulum başlangıç bilgisinde. Öncelikle file name'i vermek lazım. Neyi başlatacağız? Eşittir. Yoldaki elemanı çalıştıracaksın diyorum. 1. MS SQL Express ileriye tıklayacaksın. İşte instance adını vereceksin. Kullanıcı adını vereceksin, parolayı vereceksin diye bazı değerler ister arkadaşlar. Bu argüman diye geçer. Kurulum start info'nun argümansını normalde konsol uygulamaları hatırlarsınız. Main yazardı. Yanında string olarak, string dizisi olarak arguments diye bir değer içerirdi. Buradaki kurulum dosyası da argümente SQL kurulumunda bunu özel olarak yapmışlar. Kurulum sırasında argüman gelmişse o argümanlara göre bakıyor. Hiç kurulum aşamalarını dahil etmeden direkt kurulum, gizli kurulum başlatabiliyor. Argümente gelip değerlerini vermemiz lazım arkadaşlar. Bunun için iki tırnak arasında string olarak bazı değerler yazacağız. Bakalım. Öncelikle slash, hangi slash'tı? Şu slash QB diyorum. Quick bu yıl gibi bir anlam var. Hızlı kurulum direkt. Şunu vermem gerekiyor. Instance name eşittir. Tırnak içerisinde vermek gerek. Tırnak SQ az önceki yukarıdaki şunun aynısı. Çünkü bu kurulu değilse kuracak.
SQL Express ters slash tırnakla tırnağı kapatıyorum. Şöyle. Sonra boşluk. Install'dır. Install SQL'dır değerini veriyorum. Bu da nereye kurulacak SQL Server? Nereye kurulur? Ters slash tırnak. Ters slash tırnak. Bu ikisi arasında vermemiz gerekiyor. C 2 nokta ters slash ters slash. Program files ters slash ters slash Microsoft SQL SQL'in QLB. Bu ters slash atarsan kaçış karakteri ya. Mesela şurada tırnağa kaçış karakteriyle normal tırnak yazacaksın içeriye diye. İki tane ters slash da kaçış karakteri değil, normal slash at oraya anlamına gelir. İki ters slash string içerisinde bir tane ters slash anlamına gelir. Ters slash kaçış karakteri. Ne olmuş oluyor? MS SQL MS SQL Microsoft SQL Server diyeceğiz. Server. Ondan sonra tırnak bitti. Bitiyor. Boşluk. Bundan sonra nokta virgül koyuyor muydu ki? Yok. Boşluk. Yine bir ters slash tırnak açıyorum. Diyorum ki install shared'dır. Eşittir. Yine ters slash tırnak, ters slash tırnak. Arasına C paylaşımlar shared'dır. Herkes için ortak olduğunda ortak klasör. Şunu slash slash program files yavrum var ya koca ağzını içeri çıkıyor. Ne ya? Server. Tırnak bitti. Ya argüman veriyorsun. Kurulum sırasında bunları istiyor ya MSSQL Server. Bunları internetten bulun. Install datadır. Datadır. Eşittir. Yani MDF dosyalarını nereye açacak? Şunun aynısı C program files Microsoft SQL Server altında data olur biliyorsunuz. Data boşluk. Ondan sonra ne veriyoruz? Add local. Bir dakika. Diyor ki add lokal vermen lazım diyor. Ben de bunları ezbere bilmiyorum. İnternetten bakıyorum. Video izleyenler için söylüyorum. Add local all herkes için SQL auto start SQL auto out home yazdım. Out. Ben bunu hep yazarım. Yanlış yazarım. Auto start. Home diyoruz ama. Yardım mısınmış ya? Argüman, bütün argümanları veriyorum. Bir, hatta bu yok. Tırnak içinde değil. Direkt bir.
Eşittir 1. SQL Browser Auto Start eşittir 0. SQL Browser Account eşittir 0 mı? Eşittir. Terslaştırmak. Az kaldı. Daha ne kadar gelecek onu? Nasıl oldu? Yok olmaz. İşte. Buraya bana yardım. Şuraya yardım işte. Authority. Anlatmış da oluyor. Beğendim. Yok güzel abi. Doğru. Evet o konuda haklısın. Hiç bugünkü boktum kadar boklanmıyorum. Yani. Ne abi? Boktum yani. Var ya. Tamam hadi geri kalan kopyalı yapıştır yapayım. Nasıl bir şeydi ya? Eskiden gerideki ne bir şey? Dünyadan adamlar direkt biraz o SQL yasalamış olmaz mı düşün? Bu kurulumla ilgili. Bu argümanlar almadan SQL Server kurulumu başlamaz, olmaz, gerçekleşmez diyor. Giderim önüne kurarım. Bütün şeylere. Yani 1000 tane sattığını düşün. Geliyorum abi. 1000 liradan 1000 tane sattığını düşün. Kayseri'de yüzünü uçak parası yaparım. Hocam. Yüzünü uçak parası yaparım. Ooo 100 milyon. Çok kolay olur ya. Kayseri'de bir çıkışını alırsın. Ya dışarı aktarmıyorsun ya Kayseri'de. Dışarı aktarmıyorsun ya. Hocam o şekilde kurulun yapmışım aşağı. Olur hocam. Ben çok yaptım öyle. İkisini birden mi çalıştırıyorsun? Hocam her birini alırsın. Zaten ama dediğin zaman kayıt defterine ekliyor. MS SQL kurulu mu? Özel bir kurulu mu? Normal bir program gibi değil ki. 70 tane adım geçiyorsun. Ne hocam? MS SQL kurulu mu? Olay ne ya? Reg dosyası oluştururum, onunla kurdururum. Daha pratik olur diyor da. MS SQL'ün bu ayrıca bir istisnai durum aslında. Security mode SQL diyor mesela. Bakın security mode SQL SA ne? SIWD diye bir değer vermiş. Boş. SQL Collection demiş. SQL Latin General bilmem ne falan dili vermiş. Disable Network Protocol 0. Burada bir kullanıcı adıyla parola olması lazım. Latin 1. Error Reporting 1. Enable Error Reporting 0 olsun. Enable RAMU 0. Varsayılan kullanıcı adının bilgisini SQL seçtiğimiz için verme. Tamam. Parametreleri, argümanları verdik. Şimdi kuruluma kurulum nokta. Yine start info bu exe'yi nasıl çalıştıracağıyla ilgili bilgiye create no window diye bir özellik var arkadaşlar. True yaparsanız kurulum ekranı gelmez. Yani ekranda böyle bir kurulum ekranı çıkıp da orada aşamaları görmez kullanıcı. Bir de kurulumun yine start infosunda window style var. Pencere stili. Process window stillerinden hidden derseniz gizli pencere. Gözükmeyen bir kurulum. Arkasından kuruluma artık start diyoruz. Başla. Kurulum wait for exit diyorum. Wait for exit arkadaşlar kurulumun bitmesini bekler. Yani bir sonraki adıma geçmesini engeller kodu. Başlattı ya bir sonraki adımda bekleme komutu var. O izler onu. Bitene kadar bekler. Bitince ben de bittim der çıkar. Kodun devam etmesini engellemiş oldu. Kurulumu başlattık. Ve bu ne yaptı? Gitti bir tane SQL kurulumu yaptı. Sonra, şimdi bunu yaptıktan sonra burası SQL kurulumu sağlayan yer.
MS SQL Control. Bir de Database Control var. Database Control. MS SQL var olabilir ama database'iniz yoktur içerisinde. Database Control. Allah F6'ya bastım. Şimdi F6'ya basınca da 2 saat şunun yüklenmesini bekliyorum. Database Control'da ne yapacak arkadaşlar? Evvela gidecek database var mı diye kontrol edecek. Ve veri tabanı kurulu. Database kontrolü için arkadaşlar bir SQL connection. Burada bildiğimiz mekanizma SQL connection. Adı .NET. Com işte new SQL connection. Server eşittir. Localhost slash dikkat localhost değil localhost slash MSSQL Express. Express'e bağlanıyorsunuz artık. Express'e bağlan noktalı virgül. Database ne olsun database'imizin adı? Öküz. Öküz mü? Taktı öküze ya. Bunlarla fikir olmadı. He? Bakayım. Adnan Oktar şey. Adnan Oktar olsun. Öküz DB olsun. Aynı kapıya çıkardı. Aynı kapıya çıkardı. Yürü be. Diyorum. Integrated Security açıktı. Security eşittir. True diyorum. Connection oluşturuyorum. Şimdi ilk işimiz sevgili arkadaşlar. Database var mı yok mu onun kontrolünü yapmak. Yoksa bir miktar kod çalıştırmamız gerekecektir. Geliyorum. Diyorum ki bir tane SQL command oluştur. Commut eşittir. Commut eşittir. New SQL command. Commut'ta şu var. Kim ölmüş? Şöyle bir komut yazabiliriz. Öncelikle bir database var mı yok mu bakın nasıl çıkarılır onu komutun ortaya koymak lazım. Ben new query açayım. Select yıldız from select yıldız from SYS nokta databases dersiniz. Where database name olması lazım. Name eşittir. Şimdilik biz Northwind diyelim. Northwind. Bir tane kayıt geldi bak. Şunu diyebilirsiniz. If exit varsa deyip yukarıdan arıyorum herhalde kontrol ediyorum. Exist begin select 1 end derseniz eğer öyle bir satır öyle bir database varsa geriye 1 döndürür. Yoksa döndürmeyecek. Mesela okuz db var mı? Yok, değil mi? Gelelim else begin select 0. Ben de aynı şeyi görüyorum. Then yok. Then Visual Basic'te if şuysa then falan diye yazılır. If'in sözcüğü. Bakın okuz db olmadığı için 0 döndürdü. Bu sorguyu aktarmam lazım. Aktarırken şunu yapmanız lazım. Sorgu tek satır olmalı. Begin and select and else begin select 0 and kopyalıyorum. Götürüyorum komuta
yapıştırıyorum. Database varsa 1 yoksa 0 döndüren komut yazdım. Virgül com'da çalış diyorum. Gidelim. Komutu öncelikle com.open derim. Open. Integer sonuç derim. Eşittir. Int geldi diyorum. Komut nokta execute scalar. Execute scalar dönen tekil satır sonucu alır. Com nokta close. Var mı yok mu testini yaptın mı? Şimdi bu database OkuzDB oluşturulduğunda nelerin olacağıyla ilgili bir script dosyasının olması lazım. SQL script'i bir text dosyası olabilir. Değil mi? Ne oluyor lan? F6'ya basıyorum. Al alışkanlığı. Bizim Northwind'in script'i olsun. Geliyorum. Bir tane ng Northwind'e geliyorum. Test'ten generate script. Tablolar, mablolar, her şey. Bir tane query window'da oluştur diyorum. İleri diyorum. İleri diyorum. Elimde database oluşturan bir script bulunsun. Finish. Şimdi database oluştururken şu aşamaları silerim arkadaşlar. Varsayılandan neresi seçilmişse SQL Server'ın oraya koymak lazım. Çünkü C, D, E diye siz belirlerseniz eğer bu sefer adamda D yoksa hata verir script. Direkt create database north, ng north min. Kuralları sen belirle diyorsun. Varsayılan kurallarla. Sonra içerisinde değişiklik yapıyor falan filan. Şu level'ı da aslında ayarlamayabiliriz. Set compatibility bu uyumluluk şeyidir, ayarıdır. Şimdi buradaki komutlarda arkadaşlar arada go deyimi var. Bakın burası önemli. Her şeyi yaparsınız ama bu sıkıntı olur. Şu yorumu da sileyim. Use master go. Create database go. If şu 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 bittikten sonra go. Sürekli metin go, metin go, metin go şeklinde gidiyor değil mi? Go deyimi SQL Management Studio'ya ait bir deyimdir. Normal sorguda go deyimi olmaz. Şuradaki yani siz command göndereceksiniz ya komutun içerisinde go olursa hata verir. Bu sadece SQL için bir ayrıştır. Buradaki Management Studio ayırt edebilsin diye. Öyleyse ben bunu komple text dosyası olarak alırsam bir text dosyası halinde projeye kaydedersem evet. Aynen öyle. Registry. İçerisine giderim. Şuraya bir tane new item text text dosyası olarak SQL script diyorum. İçine yapıştırırsam kaydedersem ve dersem ki script'in özelliklerinde properties'de giderim. Build action content. Kurulduğunda bu da dosyaların arasında bulunsun. Embed resource değil. Resource'dan çekmeye gerek yok. Bu direkt content olarak, içerik olarak bulunsun. Copy output directory, copy always. Output'ta bulunacak bu diyorum. Okey. Kaydettim. Aşağı gelirim. Eğer sonuç eşit eşit 0 ise işte macera şimdi başlar arkadaşlar. Sonuç 0 geldiyse yok. Şuraya geldiğinde sonuç eğer 0 ise hala demek ki SQL yok ve SQL tablosunun oluşturulması lazım. Komutum yine benziyor. Yine OkuzDB üzerinde çalışacağım. Orada ne yapıyorsun? OkuzDB'ye bağlandınız. Daha sonra OkuzDB var mı yok mu yapalım? Bu yine SYS Tables'a baktığı için databases. Nereye bağlanırsa bağlansın. Master'a bağlandı. Master zaten veri tabanı bilgileri sonra, yapıyordu. Sonra bir daha tekrar OkuzDB'ye bağlanmam gerekecek. Varsa onun üzerinde işlem yapacaksın. Öpü sadece kontrol. Burada seçili olsa sonucu değişmez SYS Tables. Master'ı seçersen bu sefer bir connection daha oluşturup bu sefer OkuzDB üzerinde çalışan connection diye oluşturmam. Ondan kurtarıyorum yani kendimi. OkuzDB.
Sonuç sıfırsa database yoktur ve komut oluşturmak lazım. Bir tane SQL command kmt diyorum eşittir new SQL command. Komut. Tabi dur bunu buraya yazmayayım. Text dosyasını çekmem lazım. String text eşittir. File direkt çekebiliyor olması lazım. File sınıfı nokta. Open. File stream olarak açıyorum diyor. Şöyle. Dosya sistemini okuyacak Efes. File open. Uygulamanın başladığı çalıştığı yerde application nokta startup pet. Uygulamanın çalıştığı yerde bir tane dosya var. Neydi onun adı? Text dosyasının adı. SQL script nokta txt. Baktı mı? Nerisana baktım, nerisana baktım. File open. Open'u memnun edemedik. File open path. Virgül file mod. File mod nokta open diyorum. Açmak için git. Kötü niyetle gitme. File stream'i aldın mı? Tamam. Ya biraz bitmiyor diye. He? Şimdi string olarak okuyabilmek için stream reader eser tanımlıyorum. Stream ister, file stream'i veririm. String metin eşittir derim. Sorgu diyeyim ya da buna. Sorgular eşittir. Sorgular eşittir. Sr nokta read to end. Bütün metni okur. File stream'deki bütün her şeyi okur. Sonra da fs nokta close'la kapatalım. Hortumun ucunu kestim. Geliyorum. Geliyorum. For each ile diyorum ki string gelecek abi. Sorgu. Sorgulara split veriyorum. Bakın split diyorum. Neye göre? Yani split. Kardeş. Go dersem kabul edecek mi? Split şey alıyordu ya. Sorgular. Split char alır. String separator da alır diyor. Options ister. Go virgül. Split options nokta. Remove empty entries. Verelim. Geriye string dizisi döndürür. For each diyor ki nokta get enumerator var. Şu üsttekinden dolayı arada çıkalım. Tamam. Şurada bir arıza var. String ve string split options. Tamam. Verdik işte. Evet. String dizisi ver diyor. Al. Özel parantez olmuş mu? Ama şunu yaptıracağım. Evet. New string sadece go var. Remove empty entries diyorum. For işte tek tek her bir sorguda dönüyorum. Go'ya göre parçaladım. Her biri için SQL command oluşturuyorum. Command kmt diyorum. İşte. New SQL command. SQL command'ın komutu arkadaşlar sorgudur. O da ne? Sort orders kesmiş. Sorgudur. Virgül. Com üzerinden bağlanır diyorum.
Borç'tan önce şurada aşağı kapatalım. Con.open kmt.execute.nonquery con.close. Her bir komutu tek tek çalıştırıyor. Bunun için bildiğim. Peki 100 bin lira verseler. Şimdi bu kod şeylerini de anlayabiliyor musunuz? Biz bunu ekmek yememiz lazım. Neyi? Şu anda sorular yapabiliyoruz. Bir kere izleyin yeter ya. Hocam burada rolları split ettiniz dediğiniz sırayla da niye direkt demiyorsunuz? Yani rolları replace'i silip içerisindeki her şeyi yönetmeye gerekebilir mi? Tek bir parça halinde mi? Parça parça çalışmışsın ya. Çünkü arada bir şey çalışmazsa bütün sorgu çalışmamış olur. Çalışmayan yine çalışmasın. Şurayı da try catch'e alacağım. Bunu buraya koyacağım. Bu niye böyle oldu ya? Karışık kuruşuk oldu. Hata mı? Hata varsa şey yap. Escape. Kodun düzenli hali mi o yoksa? Geçersiz kaçış karakterinden dolayıymış. Komut oluştur, çalıştır. Tamam. Şeyleri yapmıyor. Tek tek çalıştıracak. Gidecek. Şurada dursun. Daha doğrusu MS SQL Control'da dursun, uygulamayı bir çalıştıralım. Bugün günlerden ne biliyorsun? Adam gün algısını yitirdi ya. Allah'tan bu projeler böyle sürüyor. Allah'tan setup sürüyor. Yani. Valla yani şimdi projeler zor gelmiyor artık. Setup'ı görünce gözüm daha çok korktu. Bir şey yok ya. Hocam bu setup mı yok ya? Hala setup ile ilgiliyiz, evet. Yolları da kaybettik. Geçmiş olsun. SQL Control, yükle SQL'leri getir dedim. Aha da başımıza patladı. Adam başladı tabii. Nesne başvurusu bir örneğe daha. Şunu bulamadı. Şu slash'ları ters koymuş olabilirim. Ben öyle hatırlıyorum yalnız. Ya 2 saatte derleniyor ya. F11 girdim içeri. Yükle SQL'leri çek. Bakalım çekti mi? Çekemedi. Yükle SQL'ler null diyor. Peki string olarak gelse nasıl olur? Bunu şöyle çekeyim bakayım ne olarak geliyor. Null geliyor. Bu direkt çeker mi normalde ya? Evet, burası getirmiş. Gidemezsiniz. Gidemezsiniz. Bu bitene kadar kimse buradan çıkamaz. Neredeydin ben? Üniversite. Get value çalışmıyor. Bunu buluyor ama get value installed instance
çalışmıyor. Enteresan. Şöyle. Tesla Tesla daha kalın bakayım. Şu değişme. Onda o parantezin içerisinde o parantez. 50 pound. Nasıl? Online şimdi getback belli diyoruz ya bu sorudan sonra. Get value diyoruz. He. Direkt içerisinde yazdığımız bir tane şey var. Bulduğumuzda. Allah Allah. Installed instance'ı çekemiyoruz. Evet. Şöyle çözeceğim. Çözdünüz mü? Get open. Get open, pardon, get sub key names diyeceğim. Bütün alt isimleri getir diyeceğim. Alt isimler zaten string dizisi olarak gelir. Evet. Yüklüyse orada alt keyler de vardır. Allah'ım 2 saatte derliyor ya. Geldi. Yüklü SQL'leri aldım. Evet, 11 tane. İçerisinde SQL Express var. İçermiyorsa diyordu. Atladı. Geldik. Database Control geldi. Database Control'de connection oluşturdu. Commit oluşturdu. Connection açmaya çalıştı. Hala çalışıyor. Daha çok çalışırsın çünkü SQL Express bende çalışmıyor şu anda. Dur. F10. Şimdi open. Oldu mu? Bugün de yemeği. Kodun çoğunluk olarak doğru olduğunu düşünüyorum ama. Yazın hocam bu videoyu. Setup oluşturmak. Yarın bizi alacağız. Yok yani şöyle. Evet, bağlanıyor. SQL Express. Sen web ödevini vermedin değil mi? Yok hocam. Şurada MS SQL Express değil, MS SQL Express. Sen hiç kullanmıyorsan Faruk Eczanesi. Faruk Kuratanesi olmaz. 1 saat 9 dakika oldu. Sınıf açlıktan birbirini kemirmeye başladı. Yam yam olsun. Daha bitmedi. Otur lan, nereye gidiyorsun? Otur lan bir ha, geldi. Open. Aman bir open yapacaksın. Aman azlandın ya. Belirtilen sunucuyu bulma hatası. SQ Express yazmışım. Arkadaş hep harf hatası ya. SQL Express.
Kedidir. Kedidir kedi. Buna remote diyeyim. Setup'ı sildim. 2'de 1'de 2 saatte bir derlemez. 9 DB requested login. Login fail. Ahmet yazdım. Gökhan'ın dediği oldu. Dedik hocam ben database. Ben demiştim. Gökhan demişti. Hadi kalkıyoruz dedi. Öküz diye bir olmadığı için connection başlayamadı. O disiplin öldürür. Öldürür. Ne kadar cani mi? Sıfır döndü. Sıfırsa gel dedim file stream. Stream reader oluştur. Sorguyu çek. Çekebildi bakın sorguyu. Ben de dedim size kırmızı bölümde diye. Kırmızı bölümde hatta. Eşimi yazmışsınız. L'yi koymam. İşte ipucunu dinlemedik bir sefer. Sorgularda tek tek dön diyorum. İlk sorgum use master. Çalıştı. Çıktı. Bir sonraki komut. Connection open. Komut nedir? Create database ng northwind. Oraya yalnız öküz db yazmayı unuttuk. F5 deyin, bütün komutları oluşturması lazım. Evet. Form geldi. Şu. Şimdi SQL Express içerisinde ng northwind diye bir şey oluşturmuş olması lazım. Bakın burada gelmiş. Tablolar oluşturmuş olması lazım. Niye ha? Yalnız tabloları tahminimce gitti master'ın içine oluşturdu. Evet. Sorguyu parçaladık ya. Yukarıda da, şimdi de benim dediğim oldu. Gökhan'ın dediği yanlış oldu. Şimdi Northwind oluşturma tam oluşturma aşamasında evet. Master olması lazım. Öküz DB olmadığı için hata veriyor. Ancak sonraki komutların hepsi master'ın içerisinde çalıştığı için tabloları master'a eklemiş oluyoruz. Hocam ayrı connection etmiyorsunuz. Nasıl sıyırıyor var ya. Hocam ya bırak şimdi kıvırmayalım lütfen. Şurada da bütün öğrencilerin en son geldiği nokta o ha. Bir bakıyorum sandalye etrafında kendi kendine dönmeye başladı. Murat diye vadaya başladı. Murat olmuş. Murat'a çıkış verebilir zaten. Çocuk olmuş. 9 DB olarak şunları bir değiştireyim. Onun dışında tamam. Sorgular burada. Yeni bir SQL connection oluşturuyorum. Con 2. New SQL connection. Biz en iyisi normal kona burada direkt müdahale bulma. Bir daha istisam ver. Şu yukarıdakinin aynısı aslında. Master yerine. Yemeğe gitmiyor musun? 9 DB üzerinden çalış diyorum. He? İşte şimdi oluşturacak. Şimdi oluşturuyor. Burada ömrümüzü verdik. Neyle uğraşıyoruz biz? Şimdi bakın. Database'lere yenile diyorum. Lan. Niye gelmiyor? Vay. İşi iyice sümengeneye sokuyor. Sorguda bir bozukluk mu var?
Break database, OpusDB. OpusDB bekliyoruz. Onu kullanarak break table falan. Sıfır hala yok. Geldik. Çektik. Parçaladık. İlk elemanı aldık. Geldik. Çalıştırdık. Keçe düştü. Ne diyor? OpusDB yoktu diyor. Şu komutu manuel olarak çalıştırmak gerekecek o zaman. Şurada begin select 1 diyor ya. Bundan önce de create database OpusDB dersek tabi 0 dediğinde yapması lazım. Tamam, şimdi sorguları tek tek çalıştırabilecek. Evet, doğru algoritmayı oluşturdu. Hata verdiği zaman çalıştıramadığında hata verecek. Az önce hata verdi ya. Finally'ye gidelim. Control'u oraya alalım. Hata verirse bağlantı açık kalıyor. Oradan sonrakinde açık kalıyor. Şimdi oluşturacak. Geldi. Gidelim bakalım. Refresh diyorum. OpusDB gelmiş. İçerisine bakıyorum. Tablolar. Şimdi tablolar gelmemiş. OpusDB. Tamam, niye tablolar geldi? Tamam. Bakın yalnız artık sonuç sıfır mı? Hayır. Veri tabanı var diyor. Atlıyor. Veri tabanı var diyor o yüzden. Pardon. Hiç yokken çalışır bu. O yüzden bunu silmemiz lazım. Sildik. Tamam. Sonuca baktı. Yok veri tabanı. Girdi içeriye. Veri tabanını oluşturarak geldi tabii şu anda. Bağlan dedi, bağlandık. In oluştur. Try. Aç komutu, çalıştır, kapat, çık. Gel, ikinci komutu. Gel. İkinci komut create database olduğu için zaten var hatası verdi. Bağlantıyı kapattı, çıktı. Üçüncü komut sorgumuz nedir? Ayar yapıyor. Geldi, ayarladı, çıktı. Geldi, ayarladı, çıktı. Ayarladı, çıktı derken evet, şimdi başarıyla database'i artık oluşturdum. Bir pislik dönüyor orada. Refresh. Database geldi. Tablolar geldi. Şimdi kod ne yapıyor? Gidip bakıyor. Öncelikle SQL Express kuruldu mu? Kurul değilse SQL Express'i kuruyor. Ondan sonra kurduktan sonra diğer aşamaya geçiyor. Database var mı yok mu diye bakıyor. Database yoksa database'i gidiyor. İçeride oluşturuyor. Tablolar oluşturuyor. Prosedürler oluşturuyor. Fonksiyonlar, bütün elemanları. Daha doğrusu artık hangi skripti verirseniz o skripti çalıştırıyor. İşlemi tamamladıktan sonra
çıkıyor. Bir dahaki girmenizde, daha doğrusu aslında program açıldığında, 3. aşamaya geçtiğinde elimizde artık database var. Bu şekle geliyor. Teşekkür ediyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Bu arada yapımda ve yayında emeği geçen Sefa Murat, Sefa Akmemiş, Murat Türk, Hasan Özgün, Gökhan Öztürk, Erman Avruk ve Ayhan Atız'a teşekkür ederiz. Özellikle Sefa kırmızılarda yanlışlık var dediği için. Hocam bu nasıl oluyor ya dediği için. Kime? Anladım. Evet. Bir de Anıl Güzel Yürür. Anıl Güzel Yürür için bir alkış alıyoruz. Bizi bırakın mı? Bizi bırakın. Oldu. Kendinize iyi bakın. Hocam başlama şey aslında.